Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir oyunla değil ama çok çok işinize yarayacak bir konuyla hatta bir seri ile karşınızdayım. Bu ise serinin ilk videosu olacak. Peki bu seri ne arkadaşlar? Birazcık daha sizlere teknik konuda bilgiler vermek istiyorum ki artık tek başınıza da bir araştırma yapabilin ya da bir projeye girip girerken daha net kararlar verebilin. Bu seride bir sürü konuyu inceleyeceğiz. En temel konu cüzdan açımından tutun. İşte Wax'lı CPU sorunun çözümüne, Exa'dan yapabileceklerinize blok nasıl araştırılır ya da Binance Smart Chain ağında ki bu konumuzda o olacak. Likidite kilitlenmiş mi kilitlenmemiş mi gibi konulara bakacağız. Gelin öyleyse ilk konumuzdan başlayalım. Likidite kilitli mi değil mi nasıl kontrol edilir? Özellikle Binance Smart Chain ve Matic ağlarında bu olay daha fazla gerçekleşiyor. Ne bu peki? Rug pull arkadaşlar. Rug pull ne demek? Yapımcılar projeyi şişirip 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 daha sonrasında ellerindeki token'ı direkt size kitlemeleri anlamına gelir. Peki bu size kitlemelerinden nasıl kurtulabilirsiniz? En başta araştırmanızı düzgün yaparak. Peki neye bakacaksınız arkadaşlar? Liquid'de, pool'da ki miktar kitlenmiş mi? Ben bir tane Miner Blocks adlı projeye koydum. Bu arada Miner Blocks projesinde hani girin reklam olsun diye değil, tam tersi Discord'un hatta uzak durulması gereken oyunlardan bir tane diye paylaştım. Çünkü arkadaşlar ROI'si 200 gün çıkıyordu. O yüzden yanlış anlaşılmaların önüne de geçelim. Pool coin'e geldik. Oyunun token'ını bulduk ve tepik bildiğiniz ekran karşınızda. Burada yapmanız gereken şey hemen şu sol tarafta hangi pariteler arasında LP havuzu var, likidite havuzu var, ona bakmanız gerekiyor. Ve buradan en yükseğini seçmeniz gerekiyor. Şu düşük olanları çok önemsemeyin. Buradaki en büyük havuz arkadaşlar içeride 37.562 dolarlık bir havuz var. Şimdi temelinden alırsak eğer bu havuz biterse arkadaşlar siz isterseniz 1 milyon tane token çıkartın. Bunu satamadıktan sonra anlamı yok. O yüzden bu havuzun bitmemesi gerekiyor. Birçok play to earn oyunu da bu sebepten dolayı kapanıyor. Hatta özellikle reverse oracle kullanan projeler kapanıyor. Şimdi bu havuzun bitebilmesinin iki tane seçeneği var. Ya kendi kendine zamanla boşalır arkadaşlar. Kimse içeriye likidite eklemez. Ya da ikinci seçenek rug pull dediğimiz olay gerçekleşir. İçerideki tüm likiditeyi takım çeker ki genelde buraya likiditeyi zaten takım ekler. Oyun yapımcıları ekler ya da proje yapımcıları ekler. Bir bakmışsınız elinizde bir sürü token var. Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü takım içerideki token'u çekti ve bir güzel size yerleştirdi. Bunun yaşamaması için de her projeye girerken şu anki yaptığımız araştırmayı yapmanız gerekiyor. Peki nedir bu? Hemen arkadaşlar şuradan Holders'a tıklıyoruz. Bu bize ilgili likidite havuzunun toplamda kaç tane havuz payından kimin tuttuğunu gösteriyor. Ve şuradan yüzdelik olarak bakarsanız örneğin şurada ya da bir kişi daha var. Şurada 0.13'ünü tutuyor. Bu normal büyük ihtimalle bir kişi, sen ben gibi herhangi bir kişi olabilir. Yatırmış arkadaşlar LP havuzuna. LP havuzundaki alsattan da komisyondan gelir elde etmeye çalışıyor. Ama bu aşağıdaki küçük rakamlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım en yüksek tutan kişi. Ona baktığımızda hemen sol tarafında bir şey görüyoruz. Kontrat yazıyor arkadaşlar. Evet, doğru yerdeyiz. Bu şekilde hemen ne yapacağız? Kontrata giriyoruz. Ve daha sonrasında buradaki bu kontrakta hangi işlemlerin gerçekleştiğini sırasıyla görebilirsiniz. 27 gün önce token'ı kitlemişler arkadaşlar. Likidite havuzunu kitlemişler. Daha sonrasında 2 gün sonrasında İçerideki kilit oranını 452 daha arttırmışlar. Ne demek oluyor bu? Evet, takım bu oyunu devam ettirme niyetinde, bu projeyi devam ettirme niyetinde hem içeriye en başında, projenin daha başında likidite kitlemişler. Daha sonrasında yetmeyeceğini görüp içerideki kilit oranını arttırmışlar. Tekrardan da içeri bir miktar daha likidite kitlemişler. Ama iş bu kadarla bitmiyor. Daha dikkatli olmalısınız. Neden daha dikkatli olmalısınız? Geldiniz, gördünüz, baktınız. Hadi bu işlemi de bugün gerçekleştirdiğini düşünün. Ve o tamam, bu adam kitlemiş. Belki bir saat sonrasında kitledi. Belki 3 gün sonrasında kitledi ya da 5 gün sonrasında kitledi. 5 gün boyunca insanları içeri çekip yine kilit açıldığı gibi herkesi kitleyecek arkadaşlar. Rug pull'unu yapıp çıkacak. O yüzden ne kadar süre kitle olduğunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için ise arkadaşlar hemen sol taraftan ilgili işlemi açıyoruz. Ve daha sonrasında yapmanız gereken şey şu üst kısımdan Locks'a tıklamak. Evet, buradaki rakamlardan hiçbir şey anlamayacağız. Hemen şu aşağıdaki hex'i number olarak değiştiriyoruz. Ve daha sonrasında da bir dönüştürücü kullanacağız.
Örneğin buradakini ben dönüştürdüğümde görüyoruz ki 5 Şubat 2023'e kadar kitlemişler. Yani ne demek oluyor bu? Bu arkadaşların şuradaki koydukları 789 token gelecek seneye kadar, 2023'e kadar kitle. Evet, bir artı arkadaşlar. Bu projeyi devam ettirmek istiyor. Şimdi diğer çakallığı da size göstereceğim. Hemen buradan diğer luck tokens'ı inceleyelim. Locks'a girelim ve aşağıdakini ne yapıyorduk? Number'a çeviriyorduk ve bu number'ı günümüzün tarihine dönüştürdüğümüzde arkadaşlar 26 Şubat 2022 diyor. Peki bu işlemi ne zaman gerçekleştirmiş? 25 Şubat 2022'de gerçekleştirmiş. 26 Şubat 2022'ye kadar kilitli. Bir günlük kitlemek ne demek? Yani son yaptığı işlem çok şüpheli. Tamam, öncekilerde kitlemiş ama sondaki işlemde acaba ne oldu da bir günlük kitledi? Kitledim tekrar çekip satacak mı? Artık bu sonuçlara varmak tamamen sizin araştırmanıza kalmış. Gelin bir de tamamen bir dolandırıcı token'dan bu işlemleri kontrol edelim. Şimdi token FOMO adlı siteye girelim ve buradan herhangi bir yeni çıkan token'lara, FOMO'lanan token'lara bakabilirsiniz. Aslında FOMO'lanan değil de direkt dolandırıcı token'lara bakabiliriz. Ben işlerinden bir tanesini şu Piggybank'ı seçmiştim. Kontratı kopyaladım ve buraya araştırdığımda zaten yine bu siteye yönlendirecek, açmayacak. Buraya geldi. Pucoin'i kullanıyorsanız zaten size en başından itibaren küçük bir uyarı verir. Ne uyarısı bu? Ya kardeşim bak, buradaki likidite de 12 bin dolar gözüküyor ama %100'ü kitle değil bunun. Ya adam vurkaç yapabilir sana bak. Bak ben seni uyarıyorum. Sen yine satın almak istiyorsan al diye burada uyarıyor. İsterseniz direkt bunun üstüne de, kırmızının üstüne de tıklayabilirsiniz. Size aynı sayfayı yönlendirir ya da şuradan aynı şekilde sol taraftan Holders'a tıklayarak da gidebiliriz. Holders'a tıklayıp gittiğimizde bir kere şurada bir kontrat yok. Zaten adam kontrat bile yazmamış. Kontrat da bulunmuyor arkadaşlar. Direkt içeri kendisi token'ı koymuş. Ve bunun da %100'ü zaten adama ait. Yani siz bu token'dan aldığınızda büyük ihtimalle paranız çöpe gidecek. Lütfen bundan sonraki bu çakma SFF vesaire gibi projelerde rug pull yaşanmaması, insanların sizi dolandırmaması için bunları araştırarak girin. Rug pull olmasına rağmen de para kazanabilirsiniz. En başta böyle proje çıktığı anda girenlerden olursanız siz de para kazanabilirsiniz. Ama %90, %99 hatta para kaybedeceğiniz anlamına geliyor bu. Ya da çok riskli bir işe girişiniz anlamına geliyor. Sonraki videolarımızda da yine bu şekilde küçük küçük eğitimler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hem oyunları tanıtmanın yanı sıra. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan yorumlara yazın. Bu şekilde bilgilerin işe yaradığını görürsem ben de ona göre sonraki videolarda devam ederim eğitimlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.